Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anneciğim. Çok özür dilerim. Kızmadın değil mi seni yalnız bıraktım diye? Yalnız değilim ki, herkes yanımda. Sağ olsunlar. Aç mısın? Değilim, atıştırdım bir şeyler. Nasıl geçti? Güzel, oturduk, sohbet ettik. İki kadeh şarap içtim. Necat aradı, Namık'la konuştular. Öyle mi? Hmm. Evi de aradı. Namık'la konuştuktan sonra aramıştır belki. Namık'la birlikte olduğunuzu ben söyledim ona. Sizinle konuşmuş olsaydı biliyorum derdi. Öyle mi? İnşallah yanlış bir şey yapmadım. Arkadaşıyla dolaştığın için bozulmamıştır değil mi? Niye bozulsun canım? En yakın arkadaşı. Bir şeyler var. Ben ifadesini alayım şunun. Sormadı mı? Sence o kadar ezik bir adam mı? Karizmasını yedirebilir mi böyle bir soru sormayı? Seninle ilgileniyor ama. Kesinlikle. Yoksa niye çıkmak istesin? Ben dalga geçiyorum, sen de inanıyorsun Melek. Benimle ilgilendiği falan yok. Necat'ın kuzeniyim diye yakınlık gösteriyor. Olsa ne güzel olurdu halbuki. Namık'la evlensen hayatın kurtulur. Yok canım. Tabii, hem çok yakışıklı hem de zengin. Hani sinir oluyordun? Züppe diyordun. Bana göre öyle ama sen hoşlanıyorsun. Ben Namık'la evleniyormuşum, Eda da Necat'la evleniyormuş. Duruma baksan. Yok canım. Necat hayatta evlenmez o kızla. Evlenir mi bilmem ama beraberler. Hadi oradan. Yarın Londra'da buluşuyorlar. Eda Necat'ın yanına gidiyor. Tesadüf mü sence? Merhaba Deniz. Yarın sabah masama müzayedenin listesini koyar mısın? Teşekkürler. Parçaların listesini. Eserlerin kimlere ait olduğunu bilmek istiyorum. Özellikle aracılık katılımcıların gerçek kimliklerini istiyorum. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim. Görüşürüz.